İnkarcılar müminlerle alay etme yanılgısına düşerler. Önceki bölümlerde belirttiğimiz gibi inkarcılar aslında Allah'ın emirlerine aykırı hareket ettikleri ve Allah'a teslim olmadıkları için büyük bir suçluluk duyarlar. Bundan dolayı da Allah'ın dinine uyan müminlere karşı alaycı bir tavır gösterirler. Kendilerinin yanlış yolda, müminlerin ise doğru yolda olduklarını bilmeleri, müminlere karşı kin duymalarına sebep olur.'' Bir ayette bu insanların müminlere karşı duydukları kızgınlık şöyle anlatılmaktadır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor. Size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Buğuz ve düşmanlıkları ağızlarından dışa vurmuştur. Sinelerinin gizli tuttukları ise daha büyüktür. Size ayetlerimizi açıkladık. Belki akıl erdirirsiniz. Ali İmran Suresi 118 İnkar edenlerin müminlere bu kadar büyük bir kin duymalarının en önemli nedenlerinden biri onların Allah'a iman ediyor olmasıdır. Tarih boyunca Allah'ın emirlerini yerine getiren, Allah'ın gönderdiği kitaplara ve elçilere itaat eden müminler inkarcıları kızgınlığa sürüklemişlerdir. Yeryüzünde inanan insanlar var oldukları sürece de inkarcılar bu rahatsızlığı duyacak ve bu öfkeyi taşıyacaklardır. İnkarcılar Allah'ın varlığını ve üstünlüğünü görmezlikten gelmek isterler. Başta da belirttiğimiz gibi, eğer her şeyin yaratıcısının Allah olduğunu, her olayın onun kontrolünde gerçekleştiğini kabul ederlerse, kendilerinin de Allah'a itaat etmeleri gerektiği gerçeğiyle yüz yüze geleceklerdir. Bu gerçekleri görmezlikten gelmeye çalışırken müminlerin varlığı tüm çabalarını boşa çıkartmaktadır. Müminler inkarcılara ve içinde bulundukları topluma Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğunu, tüm gücün Allah'a ait olduğunu dünyadaki yaşamın geçici, ölümün ise apaçık ve kaçınılmaz bir gerçek olduğunu, kısacası inkarcıların unutmaya çalıştıkları tüm gerçekleri hatırlatmaktadırlar. Bu yüzden inkarcılar, yeryüzünde iman eden tek bir kişinin bile kalmasını istemezler. İşte bu nedenle de iman edenlere karşı düşmandırlar. Elbette bu düşmanlıklarını kendilerince ifade etmelerinin en kolay yollarından biri de müminlere değer vermediklerini göstermektir. Oysa müminlerin onlara değer vermelerine hiçbir şekilde ihtiyaçları yoktur. Bunu da onlara karşı alaycı bir tutum sergileyerek hissettirmeye çalışırlar. Özellikle müminlerin iman etmeleriyle alay etmek inkarcıların çok yaygın olarak yaptıkları bir ahlaksızlıktır. Kur'an'da bunun pek çok örneği anlatılmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve yine kendilerine insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiğinde düşük akıllıların iman ettiği gibi mi iman edelim derler. Bilin ki gerçekten asıl düşük akıllılar kendileridir ama bilmezler. İman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise derler ki, Şüphesiz sizinle beraberiz, biz onlarla yalnızca alay ediyoruz. Bakara Suresi 13-14 Ayetlerde görüldüğü gibi inkarcılar, müminleri kendilerinden küçük gördüklerini ifade eden konuşmalar yaparlar. Bunu yaparak müminlerin şevkini kırabileceklerini, güçlerini azaltabileceklerini zannederler. Ancak her noktada olduğu gibi bunda da büyük bir yanılgıya düşmektedirler. Çünkü Allah'a iman eden bir insanın hayatında şevk kırılması, ümitsizliğe düşmek, hüzne kapılmak gibi olumsuzluklar yer almaz. Aksine iman edenler için bu tarz ahlaksızca tavırlara maruz kalmak büyük bir şeref vesilesidir. Ve bunlar müminleri daha da şevklendiren olaylardır. Çünkü Allah Kur'an'da tarih boyunca tüm Müslümanların bu tarz ortamlarla karşılaştıklarını haber vermiştir. Bunun karşılığında inananlar da her dönemde bu tarz tavırlara sabır gösterdikleri sürece ahirette bunun güzel bir karşılığını alacaklarını bilmenin şevki ve neşesi içinde olmuşlardır. Tarih boyunca inkarcıları en çok kızdıran konulardan biri de müminlerin Allah'ın gönderdiği elçiye uymaları olmuştur. Müminler, Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz elçilerden hiç kimseyi ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesinden başka bir şeyle göndermedik ayeti gereği Allah'ın elçilerine ve onun yolunda mücadele eden salih Müslümanlara büyük bir saygı göstermişlerdir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, elçiye itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de ayetine uygun olarak itaat konusunda birbirleriyle yarışmışlar ve bu konuda kesinlikle bir gevşeklik göstermemişlerdir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır kim Allah'a ve itaat ederse onu altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Kim Allah'a ve isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa onu da içinde ebedi kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Nisa suresi 13-14 bunun en önemli örneklerinden biri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Müslüman kadınların örtünme ayetlerinin inmesiyle birlikte gösterdikleri itaattir. Allah Kur'an'da örtünmenin mümin kadınları diğerlerinden ayıran önemli bir vasıf olduğunu haber vermiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden, cilbaplarından üstlerine giymelerini söyle.'' onların özgür ve iffetli tanınması ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Ahsap Suresi 59 Nur Suresindeki örtünme ile ilgili ayetler hicretten sonraki dönemde indirilmiştir. Şeybe kızı Safiye anlatıyor ve diyor ki Biz Hz. Ayşe'nin yanındayken bir kısım hanımlar Kureyşli kadınların durumunu ve faziletlerini anlatmışlardı. Bunun üzerine Hz. Ayşe buyurdular ki Muhakkak ki Kureyşli kadınların üstünlüğü vardır. Ama Allah'a yemin ederim ki ben Ansar'ın kadınlarından daha çok Allah'ın kitabını tasdik eden ve Kur'an'a inanan faziletli kimseler görmedim. Nur suresindeki başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar. Ayeti kerimesi nazil olduğunda kocaları onların yanlarına gittiler ve kendilerine Allah'ın bu konuda inzal buyurduğu ayeti okudular. Her bir kişi karısına, kızına, bacısına ve yakınlarına bu ayeti okuyordu. İçlerinden hiçbir hanım başörtüsünü yakaları üzerine koymaz olmadı. Allah'ın indirdiği kitabındaki hükmüne inandıklarından ve tasdik ettiklerinden örtülerine büründüler. İbni Kesir, Cilt 11, Sayfa 5880 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde mümin kadınlar Allah'ın tesettür konusundaki emrini işte böylesine büyük bir şevk ve istekle karşılamışlar, hemen itaat etmişlerdi. Müslümanların bu sarsılmaz itaati inkarcıları her dönemde çok rahatsız etmiştir. Çünkü onlar daima en itibarlı, en çok sözü dinlenen kişilerin kendileri olmasını istemişlerdir. Dolayısıyla müminlerin Allah'ın seçtiği kişiye itaat ediyor olmaları ve bu konuda hiçbir taviz vermemeleri onların müminlere düşman olmalarının sebeplerinden biri olmuştur. Bu nedenle müminlere ve onların itaat ettikleri elçilere alay dolu sözlü saldırılarda bulunmuşlardır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki sana sıradan aşağılık insanlar uyumuşken inanır mıyız? Şuara suresi 111. Kavminden ileri gelen inkarcılar biz seni yalnızca bizim gibi bir beşerden başkası görmüyoruz. Sana sığ görüşlü olan en aşağılıklarımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz ve sizin bize bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine biz sizi yalancılar sanıyoruz dedi. Hud suresi 27. Ayetlerde de bildirildiği gibi inkarcıların en büyük isteklerinden biri en üstün olanın kendileri olmasıdır. Ancak onlar kendilerini ne kadar büyük görseler de gerçekte büyük bir akılsızlık içinde yaşamlarını sürdürürler. En önemlisi kısacık bir dünya hayatında elde edecekleri makamı, parayı, malları, itibarı sonsuz ahiret hayatına tercih ederler. Bu da onların akılsızlığının en büyük delillerinden biridir.